Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ne olur saçımın başımın kusuruna bakmayın. Vegas'tan dönüyoruz. Hep geçerken görüyordum ama çok dikkate almamıştım. Vegas'ta kaldım otelin gazino müdürü. Dedi ki Temo tam senin kafanda bir yer. Gidip muhakkak görmen lazım dedi. Kabaca bahsedeyim. Şu an içinde bulunduğum yer dünyanın, bakın Amerika'nın demiyorum. Dünyanın en büyük benzin istasyonu. Şu an istasyonun bir ucunda sayılırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Öteki ucunu göstereceğim. Burada bir uçak asılı. Şöyle geçeyim hemen bir fanta alayım. Bu aradan fantaya sardım. Sonra beraber devam edelim. Uçak asılı demiştim orada. Ve hepsi gerçek. Yani öyle maket falan değil. Burada size bahsettiğim işte buggy değil de buna başka bir şey söylüyorlar. Şimdi aklıma gelmiyor ismi. Bu araç var. Hemen üstünde iki tane üzerinde motorları dahi olan altı falan karbon muhteşem iki tane cross motosiklet asılı. Hemen devam ediyorum. Adam üzerine tuvalet yazmış uçak. Uçak koymuş bildiğiniz. LED ekranlar oylu boyunca gidiyor. Amerika'nın en büyük benzin istasyonu. Her yerde yazıyorlar. Benim en beğendiğim bu. Herbie'nin ta kendisi. Bu hani meşhur filmi olan Herbie var ya. İşte o Herbie bu Herbie arkadaşlar. Amerika'nın bu olayını gerçekten çok seviyorum. Böyle kendi tarihlerine hastalar. Bu araç, gördüğünüz araç 1963 model, 68 yılında The Love Bug'da, 74'te de Herbie Rides Again 74'te oynamış. Herbie Goes to Monte Carlo 77, Herbie Goes Bananas 1980, The Love Bug 1997, Herbie Fully Loaded 2005. Bu da hikayesini anlatıyor. Herbie bildiğiniz teker yapıyor arkadaşlar. Yani Herbie harbi Herbie, öyle söyleyeyim size. Hemen orada girişte bir uçak daha asılı. Burada böyle bir şarküteri reyonları var diyeyim, öyle söyleyeyim size. Halen devam ediyoruz yürüyerek. İstasyonun bu ucunda bir klasik var. Güzel bir klasik var. Hemen arkamda arkadaşlar bir NASCAR aracı, motor falan üzerinde. İstasyonun sahibi tam benim kafalarda. Şu an videosunu görmüş olduğunuz kupa da aynı araç gene. Bu hemen az önce size göstermiş olduğum siyah araç. Kupayı da üstüme asmışlar. Hemen kupa da burada asılı. Bakın orada hatta gösteriyor. Şu araç. Kupa da burada asılı. Aracın giriş çıkış kapağı. Bildiğiniz uzaktan kumanda arabaların üst kapını değiştiriyorsunuz da cap işte. Bu da bunun cap'i. Çok değişik kafalar. Yarışta giydiği tulum, lastikleri. Ve yarışan ablamız gerçekten takdire şayan. Ben çok beğendim.
Bu arabaya da hasta oldum açıkçası. Ya adam kendine tek kelimeyle Toys for Big Boys için garaj yapmış. Çok böyle metrekare mefhumum çok iyi değil. Hani ölçülerde aram çok iyi değil ama hani aslında iyi de iyi değil diyeyim. Ama burası kabaca bir yani herhalde bir 10.000 metrekare vardır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı videoda ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama bayağı enli boylu öyle söyleyeyim. Ben yoruldum, yürü bitmiyor. 5 dakikada da sabit video çekiyorum size. Hemen Las Vegas'tan 20 dakika sürüş mesafesinde. Aklınıza gelebilecek her şeyi satıyorlar. Her şeyi. Şekerlemeler, şekerler, hediyelikler, Vegas bardakları, pançolar, şapkalar, çantalar, biblolar. Gerçekten artık işin sonu diyebilirim. Ben hiç böyle benzin istasyonu daha önce gelmedim. Yıllardır buradayım. Gelip geçerken görüyordum. Durmaya değer görmemiştim. Dün kumarhanenin müdürüyle sohbet ederken Temo kesinlikle durman lazım. Tam senin kafanda bir yer dedi. Hakikaten de haklı çıktı. Yani gezmeye, anlatmaya kalksam daha saatlerce anlatırım size öyle söyleyeyim. Giriş dörbü karşılıyor zaten sizi direkt. Hemen şöyle istasyonun dışına da kısaca bir videonuzu göstereyim sizin. Hemen girişte yine burada excuse me, I'm gonna take this but I'm taking a video. Just give me a second, okay? Az daha elimde fantayla dışarı çıkıyordum. Bir de bunlarla fanta çaldım diye uğraşacaktık. Yapmazlar gerçi de hani yine de ayıptır, yapmamak lazım. Hemen burada girişte yine devasa bir uçak karşılıyor. Muhteşem. İstasyonun dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Ama burada buz. Buzdolapları diyeyim, buzluklar var. İstasyon arkadaşlar 96 pompa. 96 pompa. Şöyle göstereyim size. Ucu bucağı yok desem hakikaten yeridir. Her sırada 4 pompa var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra var sanırım. Bilmiyorum, orada en son 93'ü görüyorum işte şurada ileride. 93. Ondan sonrası bende yok zaten. Muhteşem. Yine böyle gördükçe hoşuma giden şeyleri paylaşacağım sizlerle. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.